Öncelikle şöyle gövdeden 45 derece açıyla bir kesim yapıyorum anaca doğru. Sonra yukarıdan bu kesime doğru bir yonga çıkartıyorum. Bu çıkarttığım parça gibi bir göz çıkartmam gerekiyor şimdi. Oraya yerleştireyim, bağlayayım diye. Şu gözü de kullanabilirim, şu gözü de kullanabilirim. Aynı kesimi kalemde gerçekleştiriyorum. Şöyle. Şimdi el alışır ama ben her ihtimale karşı ölçerek yapıyorum. Öl çıkartabileceğim. Şimdi böyle bir dalış yapıyorum. Sonra paralel gövdeye ilerliyorum. Bakın gözümüz çıktı. Bunu alıyorum ve kesime yerleştiriyorum. Düzgün gövdede olduğu gibi oturdu. Dediğimiz gibi bu zor aşı tutan türlerde oldukça iyi cevap vermektedir. Şimdi zor aşı tutan deyince belki isim isteyebilirler. Kızılcık'ta, kestanede aşı tutturmak zordur. Özellikle ağaç uyanıp yaprak verdikten sonra bu aşı yapılırsa o zaman aşıda başarınız artacak. Bağlamaya geçtik. Sıkıca bağlıyoruz şimdi. Şuradan çaprazla açık alanları bağlamam gerekiyor. Hava almayacak şekilde burada. Bazen kalem aşılarında hava alması gerekiyor ama bu şekilde göz aşılarında çok hava almasını istemiyoruz. Tam yonganın da birkaç santim üst tarafından olabilir. Burayı kapatmak lazım. Bütün